Yine Amerika Üniversitesi olarak bir zamanlar Kıbrıs dizi set ziyaretlerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ve bizi kırmayarak röportaj talebimizi kabul eden Sayın Pelin Karahan'la beraberiz. Çok teşekkür ediyoruz kabul ettiğiniz için. Rica ederim. Çok keyifli. İletişim Fakültesi öğrenciyle beraberdik. Set ortamını birlikte gezdik. Gerçekten seti gözlemlemek bir öğrenci için çok çok keyifli. Ama sizleri görüp yakından tanımak çok daha keyifli. Nasıl gidiyor Kıbrıs'ta çekimler? Alıştınız mı Kıbrıs'a? Alıştık. Şu an aslında şu konuştuğumuz dönemde bizi en çok zorlayan sıcak tabii ki. Düşündüğümüzden daha sıcak oldu. Hakikaten siz de az çok hakim olmuşsunuzdur. Kolay değil yani. Televizyonda izlendiği gibi olmuyor hiçbir şey. Çok daha uzun saatler çalışıyoruz. Çok daha zorlu bir senaryo çekiyoruz. O yüzden bizi şu an aslında bir tek sıcak zorluyor. Onun dışında keyfimiz yerinde. Her şeyimiz daha iyi oldu. Oturdu. Biz de alıştık. Set de oturdu. Tek zorluk sıcak şu anda. Peki sanıyorum Türkiye'de özellikle ilgi ve mekanların kalabalıklığı sebebiyle dizi ortamları çok daha zor olurken Kıbrıs bu anlamda daha sakin olması sanıyorum birçok açıdan daha kolaydır diye evet, düşünüyorum. Evet aslında öyle. Dün ben de bunu fark ettim. Dün kale içinde bir çekim yapıyorduk. Şimdi normalde bu kadar hani kale içi gene Suriçi buranın daha merkezi bir yeri. Hani İstanbul'da böyle bir yerde çekim yapsak gerçekten çok daha zorlanırdık. Kıbrıs bu anlamda çok daha rahat tabii çalışması. Sağ olsun herkes de bütün kolaylığı sağlıyor bizim için. Bir şekilde devam ettik çekimlerimizi, hallediyoruz. Evet, peki dönem dizisi olması özellikle birçok takip ettik, sizi zaten takip ediyoruz devamlı. Sosyal medyayı da çok aktif kullanıyorsunuz. Bizler için gerçekten çok keyifli sizi takip etmek. Dönem dizisi olmasının zorluğu vardır değil mi? Özellikle senaryoyu okuduğunuzda karakter olarak zor, yaşadıklarınız zor. Zor, evet. O dönemleri düşününce neler hissediyorsunuz? Aslında dönem dizisinin zorluğu yok ama bu dönemin çok zorluğu var. Yani bu çektiğimiz senaryo, bu hikaye, bütün her şeyin gerçek olması psikolojik olarak bizi hakikaten çok yoruyor. Çünkü her şey çok gerçek ve çok acı olaylar. Ve çekim yaparken bir sürü insan yanımıza geliyor. Biz bunları bir yaşadık, bu acıları çektik. Yani daha o anda o sahnenin birebirliğini tanığı var yanınızda. O hakikaten şu an bile hatta böyle bir tüylerim diken diken oluyor. Çok zor. Ama birilerinin de bunu ekrana vermesi gerekiyordu. Dönem olarak zor değil ama acılar, olaylar çok zor aslında çektiğimiz. Evet. Sanırım ki o da diziyi farklılaştıran en önemli unsurların başında geliyor diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda şu anda özellikle biz Green American Üniversitesi olarak tam böyle öğrencilerin Kıbrıs'a gelmesi, hangi bölümü tercih edecek gibi süreçleri heyecanla yaşadıkları bir dönemdeyiz. Siz bu yola başlarken özellikle gençlere, öğrencilerimize ne söylemek istersiniz bu anlamda? Çünkü çok kararsız oldukları bir dönemde. Sizin başarınız da ortada. Yani şöyle aslında ben mesela turizm otel işletmeciliği mezunuyum. Asla sinemayla ya da tiyatroyla ilgili bir şey okumadım ya da bitirdiğimde de bu işle ilgili bir eğitim almadan alaylı bir şekilde sette bulur kendimi bir anda. Ama ben hep şunu diyorum, mutlaka üniversite okuyun. Üniversiteyi bitirene kadar ne yapmak isteyeceğinizi bilemiyor olabilirsiniz. Hangi meslek sahibi olacağınız ama ne yapmak istemediğinizi bilirsiniz diyorum. Yani bu önemli çünkü hayatında ne istemediğini bilirsen bu aslında biraz süreci biraz daha kolaylaştırıyor. Ben mesela mezun olduğumda okuduğum turizm sektörünü yapamayacağımı biliyordum. Ama peki ne yapabilirdim? Yani bu sefer eleyerek daha hızlı bir yol aldım. Tabii hayat şartları, para kazanmak hepsi o zamana göre de değişebilir. Yazları hep çalıştım farklı yerlerde yani bu iş sektörünün dışında farklı yerlerde çalıştım. Yazlarını hiç boş geçirmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hepsi her farklı meslek insan için bir deneyim. Bu sefer mezun olduğunuzda elinize daha çok dolu oluyor. Bir de gerçekten Türkiye şartlarında herkes okuduğu okulun işini yapmıyor sonuçta. Evet, bu da bir gerçek. Öyle. Ama üniversite çok keyifli bir dönemdi. Ben Eskişehir'de okudum Anadolu Üniversitesi'nde. Hiçbir zaman değişmem yani. Gene olsa gene orada okudum. O çok başka bir keyif yani buraya da çok fazla yurt dışından, şehir dışından geliyordur öğrenciler. O dönemin keyfini ve kıymetini bilmek lazım. Evet. Daha geri gelmiyor o zaman. Kesinlikle böyle çok güzel özetleyip anlattınız aslında. Biz de diziye üniversite olarak klasik araçlarımızla sponsor olduk. Özellikle o araçları dizi setlerinde görmek çok keyifli. Sizin için de sanıyorum ki farklı bir deneyim oluyor bu süreç değil mi? Yani tabii dönemi çok yansıtan şeyler araç, kostüm, sanat, dekor vesaire. Bizde de zaten birçok araç kullanılıyor.
daha ben hiç araba kullanmadım, benim karakterime denk gelmedi ama gördüğüm zaman çok güzel diyorum böyle. Gerçekten bir tablo gibi araçların hepsi, o yüzden çok keyifli. Peki dizide, dizi reytinglerde de gayet güzel gidiyor ve çok özellikle hem Türkiye'de hem dünyada tanınma olarak Kıbrıs açısından da çok büyük avantaj bu bizim için. Siz de sanıyorum sonuçtan gayet memnunsunuz değil mi? Evet ya, biz de reytinglerden çok mutluyuz. Zaten iyi bir şey yaptığımızın bilincindeydik ama ne olursa olsun günün sonunda hani aslında bu reyting için yapılmış bir iş değil. Bu başka bir önemi, özelliği var, bir anlamı var. Ama ben Kıbrıs'a da çok faydası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de bile birçok insan gerçekten bu olaylar oldu mu biz bilmiyoruz. Yani gençlerin hele bilmemesi çok normal. Biraz da onları hatırlatmak ve insanlarda farkındalık yaratmak için buraya da iyi geldiğini düşünüyorum. Evet, sadece siz değil aynı zamanda aileniz de Kıbrıs'a alışmıştır diye düşünüyorum. Evet, bir dönem onlar bizdeydi. Sonra ben şimdi işte karantina kurallarına uyacak şekilde git gel yapıyorum. Yoğun bir tempo var benim için. Evet, kesinlikle bu Covid şartlarında Kıbrıs'ta olmak da avantajlı aslında. Ama tabii çocuklarla çok daha farklı bir sorumluluk oluyor. Yani şu an öyle aslında. Biz ilk geldiğimizde burada şartların daha zor olduğu bir dönemdi. Şimdi biraz daha iyi. Ama tabii kolay değil. Şu an Türkiye'de durum çok daha kötü. Burada aslında sizler daha şanslısınız. Evet. Bizler daha şanslıyız. Nüfus daha az ve daha korunaklı. Ama tabii ki hani bunun rahatlığına da kapılmamak lazım. Virüs her yerde çünkü. Kesinlikle. Peki son olarak özellikle diziyi takip etmeye devam ediyoruz. Severek sizi izlemeye devam ediyoruz ama birçok takipçilerinizden biri olarak da sosyal medyayı da çok aktif kullanıyorsunuz. Şimdi var bazen paylaştım. Akşam bölüm var çünkü. Evet. Sosyal medya üzerine böyle sizi izleyeceğimiz, yakında takip edeceğimiz yeni projeler var mı? Son olarak böyle ipucu olarak alabileceğimiz bir şey var mı? Yani şöyle tam filme başlamadan önce, bu diziye başlamadan önce çekimlerini bir sinema filmi bitirmiştim. Ama onun daha tabii ne zamanlarda yayına gireceğini henüz bilmiyorum. O yüzden bir kopya veremiyorum ama çok güzel bir film oldu. Bir kadının bir drama, o da ağır bir film. Bana da hep böyle şeyler geliyor. Bilmiyorum ama o da çok güzel bir iş oldu. Bakalım kısmetse yakında görüşürüz tekrar. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir röportaj oldu. Umarım tekrar görüşürüz de üniversitede ağırlarız. Seve seve her zaman. Çok teşekkürler.